İmkansız bir aşkın kahramanlarının setindeyiz. Evet, Dizi TV bu hafta unutulmaz setini ziyaret ediyor. Bu hafta gözyaşının bir an bile dinmediği, aşkın hüznünü yaşayan ve yaşatan unutulmaz dizisinin setini ziyaret ediyoruz. Unutulmaz da unutulmaz anlar. Bir yanda dillere destan bir evlilik teklifi, diğer yandaysa kurşun sesleri. Heyecanın ve romantizmin had safhaya çıktığı sahnelerin set arkasında yaşananlar Dizi TV farkıyla ekranlarda. Geldi sana baktı, kafasını çevirdi buradan, döndü kaldı. Hani takat kilitlenir ya, hani yorulduğunu düşünüyoruz. İkinci bam geldi ama Fikret abi de hala ses yok. Ulan gerçekten o vuruldu galiba. İkinci bam neydi? Deniz Hanım da ona baktı. Unutulmaz'ın set arkasındaki ilk konuğumuz Türk sinema tarihinin büyük ustalarından Fikret Hakan oluyor. Yanımda yılların duayeni bir isim var. Hepimizin gönlünde taht kurmuş bir isim. Fikret Hakan, yani Unutulmaz'ın Feyyaz'ı ile birlikteyiz. Feyyaz bugüne kadar kurduğu, elde ettiği her şeyi bir kaybetti. Acaba bugüne kadar yaptığı hataların bedelini mi ödüyor Feyyaz? Feyyaz bir şey ödemeyecek olsa zaten dizi devam edemezdi ki yani. Feyyaz'ın başına bazı şeyler gelecek ki, sıfıra inecek ki yeni baştan hayatını kurma savaşı verebilsin, o ve o oldu. Seyirci de biraz üzülsün, biraz merak etsin, değil mi? Bu hafta ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz, kalacak mıyız, ne yapacağız, kaçacak mıyız, hiçbir şey bilmiyoruz. Ondan sonra bir anda bizim oraya demiştik de sör suya atıyoruz. Yaparım ben. Yaparım. Vallahi yaparım. Buraya atlarsam bir daha çıkamam. Evet, hazırız. Hazırız arkadaşlar. Evet. Kurşunun hedefi kim oldu? Feyyaz mı yoksa Saadet mi? Bu akşam burada özel bir çalışma var çünkü silahlı bir saldırı sahnesi izleyeceğiz, değil mi? Az sonra çekeceksiniz. Daha biz bilmiyoruz. Masucuktan bilmiyoruz. Aa, pardon, pot kırdım. O zaman siz bilmeyin Feyyaz Bey, yok öyle bir şey. Evet, yani tabii yani bir dahaki bölümü izleyicinin şey yani merak etmesi gerekiyor. Onun için de silah, doğrultulan silah kime patlayacak onu biz de bilmiyoruz. Seni seviyorum Saadet. Ben de. Benimle evlenir misin? Hayatlarını sanata adamış bir ailenin kızı o. Güzelliği ve ışığıyla Saadet'le, yani Deniz Gökçer'le Unutulmaz dizisinin set arkasında buluşuyoruz. Yanımda ailesi için birçok fedakarlık yapan ama şu sıralarda sağlık sorunuyla yine mücadele veren bir isim Saadet Hanım, yani Deniz Gökçer bizimle birlikte. Saadet ailesi için birçok fedakarlıklar yaptı ama şimdi bir Alzheimer hastası. Kendisi için fedakarlık ve mücadele zamanı belki de Saadet için, değil mi? Zaten başladığında da yani başlangıç halinde bir Alzheimer hastasıydı. Biraz daha demek daha erken yaşlarda demek başlamış. Ama ondan sonra bir takım tabii giderek bu hastalıkta ilerleme kaydediyor falan. Tehlikeli boyutlara geldiği zaman bakım evine koymaya karar veriyorlar. Orada da bana böyle aşk sahnesi yazdılar. Orada bir başkasına işte aşık oluyor. Kocasını arkadaş gibi görüyor. Ama neticede
bu bölümle beraber. Zannediyorum yine evine dönecek. Aman aman. Hoş geldiniz Feyyaz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Saadet Hanım. Aa, yoksa bu yakışıklı delikanlı oğlunuz mu? Evet, oğlum. Annen seni tanımıyor mu baba? Bu küçük hanımefendi de torununuz olmalı. Torunumuz. Yağmur. Bu çiçekleri size getirdik. Çok teşekkür ederim. Ay ne güzel çiçekler bunlar. Hemen bir vazo bulmalıyım solmasınlar. Ah. Hikmet'i yalnız bıraktım. Çiçekler için tekrar teşekkürler, iyi günler. Anne. Ha. Benim Harun. Oğlum. Ah. Oyunculuk imkanı verdiği için seviyorum. Bir de Alzheimer'lı insan hani çok değişik, bazen çok akıllı görünebiliyor. Gayet mantıklı konuşurken birdenbire hiç olmadık bir şey yapabiliyor. Çok tehlikeli olabiliyor. Oyunculuk açısından da zengin bir kaynak. Oyunculuk açısından çok tatmin edici. Ben seviyorum rolümü. Yıllarını sanatla iç içe geçirip bir de ustaların ustası Cüneyt Gökçer'in kızı olursa insan pek çok unutulmaz anılarla gülümser her daim. Ailenizle hiç unutamadığınız bir anınız var mıdır sahnede? Babam reji yapıyordu. O Kireçli Bahçe benim ilk oyunum. Orada tavuk yeme sahnesi var. Bir but yiyeceğim ben. Her zaman onu ağzıma götürüyorum ama tabii oyun oynadığım için ve konuştuğum için onu yeme imkanı olmuyor. Işıklar söndü sahnede. Ben de rahatça dedim ki bugün tavuğumu yiyeceğim dedim. Bir tül perde iniyor. Şey but. Tül perde iniyor. Ben açtım. Yapmamla en önde Kasım Gülek oturuyor. Göz göze geldim. Ama ne kadar utandım. Daha sonra babam da neyse üzülme rol kaldırıyor dedi. Dedim, fena halde yakalandım dedim. Biz de Dizi TV ekibi olarak Deniz Gökçer'in hayalindeki unutulmaz finalini merak ediyoruz doğrusu. Sonunda herhalde artık Eda ile birleşsin diyorum şey benim oğlum da. Bu işte tatlıya bağlansın artık. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.